A short time ago, in a galaxy far from far away, prepare for an astonishing adventure full of mystery, full of danger, and full of artistry. At stake were not just one boy's fate, but the fate of the whole moon, and the earth, and the sun, and galaxy. As the clash grew even clashier, the boy snipped, sliced, and sundered with the cold realization his life counted on it. The flimsy soul of a selfish boy had become the adamantine soul of a hero. Kutaro, may the forceps, I mean scissors, be with you. Evet, herkese merhabalar. Biraz farklı bir giriş oldu bu haftaki videoya. Bundan sonra biraz videolarla ben içeriklerimizi zenginleştirmek istiyorum. İzleyen arkadaşlar için daha ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Umarım girişteki tanıtım videosu hoşunuza gitmiştir. Puppeteer isimli oyundan bahsedeceğiz bu haftaki videomuzda. Biliyorsunuz salı günleri arşiv koleksiyon, retro emülasyon konulu videolar hazırlıyorum. Genelde arşiv videoları içeriğiyle karşınıza çıkıyorum. Bu hafta da yine bir arşiv videosu olacak. Puppeteer isimli bu harika, bu güzel oyunu sizlere anlatacağım. Birazcık da anılarımızdan bahsedeceğiz. Puppeteer Eylül 2013'te PlayStation 3'e çıktı. Biliyorsunuz 2013 yılı aslında PlayStation 3'ün de artık son yılıydı. Çünkü aynı yıl içinde 2013 yılının Kasım ayında olması lazım. PlayStation 4 gelmişti. O dönemde çıkan böyle çok kaliteli, çok kral oyunlar var. Yani sadece Puppeteer değil. Mesela Gran Turismo 6 da aşağı yukarı aynı dönemde çıktı. Gerçi bir Last of Us var. O da o dönemde çıktı ama 2013 yılı içinde. O çok ses getirmişti. Herkes çok şaşırmıştı. Puppeteer da biraz böyle kıyıda köşede kaldı. Çoğu oyuncu bu oyunu bilmez. Oyunda Türkçe dil desteği de var. Onu da söyleyeyim. Eğer oyunu istiyorsanız şimdi kutulu bulmanız gerçekten çok zor. Yani bulsanız bile böyle çok muazzam rakamlar istiyorlar. Hem kutulu olacak hem bir de Türkçe versiyonu falan bulacaksınız. Bayağı uğraştırır sizi. Gerçekten canınızı yakacak derecede yüksek fiyatlarda çekebilirler. 2013'te çıkmış olan bu oyuna. 9 yıllık bir oyun. Puppeteer, yani içine bulunduğunuz yıl itibariyle. Oyun Sony'ye bağlı Japon stüdyoları tarafından yapıldı. Biliyorsunuz 2021 yılında Sony Japon stüdyolarını dağıttı. Gerçi burada bir kapatma oldu ama bu kapatma daha çok işte stüdyoları kapatma olarak hayata geçti. Hani orada çalışmak istedikleri, devam etmek istedikleri programcılarla, yönetmenlerle, diğer sanatçılarla yollarına başka stüdyoların bünyeleri altına bu insanları alarak devam ettiler. Şimdi bu oyunun yapımında yaratıcı direktörü kim? Gavin Moore isimli bir şahıs. Gavin Moore aslında oyun yapımcılığı hayatının büyük bir kısmını Sony çatısı altında geçirdi. Adamın bu Gateway vardı. The Gateway PlayStation 2'ye çıkan, şu GTA'yı andıran İngiltere sokakları geçen bir oyundu. Kendi dönemine göre de bayağı ilgi görmüş bir oyundu. Oyuncular Gateway'den böyle hoş sözlerle bahsederler. Benim de severek oynadığım bir oyundu PlayStation 2 zamanında. Değişik bir GTA alternatifiydi. Yani GTA kadar tabii başarılı değildi. Zaten devamı da gelmedi bu oyunun. Gavin Moore bu yapımda rol almış bir programcıydı. Aslında animasyon işlerine falan bakıyorlar. Aslında çalışmalarına 2007 veya 2008 olması lazım. Tam emin değilim. Siren New Translation isimli bir korku oyunu vardı. Hatta böyle bölümler halinde falan yayınlanmıştı. 5 bölüm olması lazım. Sonra topluca da alabiliyordunuz. Değişik bir oyun. PlayStation 4'e de sanki remaster edildi diye hatırlıyorum bu oyun. Oyunda da aynı şekilde animasyonlarla ilgili departmanlardan birinde çalışmış, rol almış bir programcı kendisi Gavin Moore. Daha sonra işte 2013 yılında çıkan Puppeteer'ın da yaratıcı direktörü oldu. Aslında
başka bir oyun daha var. Son oyun oldu bu da. Sony çatısı altında yaptı. Burada da yaratıcı direktör. Hangi oyunda söyleyeceğim gerçekten şaşıracaksınız. 2020 yılında PlayStation 5'in çıkış oyunlarından birisi olan Demon's Souls'un yaratıcı direktörü Gavin Moore'du. Yani Getaway'den, Siren New Translation'dan, Tearaway'den adam Demon's Souls'a kadar geldi ve 2021 yılında da Sony'deki 24 yıllık hayatına son verdi Gavin Moore. Artık bağımsız olarak çalışıyor. Şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Şimdi Puppeteer gerçekten çok farklı bir oyun. Oyunda Kutaro isimli aslında bir kuklayı yönetiyoruz. Puppeteer da kuklacı demek. Ülkemizde aslında şu dönemde çok da bilinen bir sanat dalı değil kuklacılık. Hani gerçekten bir sanat dalı olabilecek kadar içeriği var kuklacılık. Özellikle yaşı küçük çocukların çok ilgisini çeken bir sanat dalı kuklacılık. Hani ilkokullarda, anaokullarındaki çocukların bayıldığı bir gösteridir. Kukla gösterileri. Puppeteer de adını buradan alıyor. Kuklacı zaten oyunun adı. Oyunda her sahne aslında bir tiyatro sahnesi. Bu arada oyunun bir kısmı ayda, dünyanın ayında, bir kısmı da dünyada geçer. Ayın kralı, ayın ayı kralıdır. Ayı kral, Bear King. İkinci yarısı da dünyada geçer. Calibrus isimli bir de sihirli bir makasımız var. Oyunda biz ay taşlarını falan toplarız. Oyun 3 boyutlu tasarlanmış olmasına rağmen aslında side scroller bir oyun. Yani yana ilerlemeli. Şimdi özellikle Türkiye'deki PlayStation oyuncuları için 2011, 2012, 2010 bu yıllar konsollarda Türkçe oyunların artık hayatımıza girdiği yıllardı. Gerçekten de her gelen Türkçe oyunla birlikte biz coşardık. Bu oyunda Türkçe geldi, bunu da oynayacağız. Dublajı falan geliyor oyunlar. Öyle altyazılı falan da değil. Hani gerçekten bizi çok heyecanlandırıyordu. Çünkü geçmişte işte bilgisayar tarafında biliyorsunuz bir Crysis olayı var. Crysis'in dışında geçmişte böyle Türkçe oynadığımız pek oyun yoktu. Gerçi PlayStation 1 döneminde bir strateji oyunu vardı. Earth 2159 muydu? Ya bu oyun Türkçeydi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Konsol versiyonu Türkçe değildi ama oyunu ben PlayStation'da görmüştüm. Bilgisayar versiyonu Türkçeydi bu oyunun. Orijinalinde vardı Türkçe. Ama dediğim gibi yani Türkçe oyunlar bizim hayatımıza, oyunculuk hayatımıza çok girdi. O yüzden özellikle bu 2010'dan sonra PlayStation Türkiye tarafında Türkçe oyunculuğa yapılan yatırım bizi gerçekten çok etkilemişti. Puppeteer'da hem dublajıyla hem dublaj kalitesi de çok üst seviyede bir oyun. Eğer oynamayı düşünüyorsanız şu güzide oyunu, gerçi benim elimdeki Türkçe sürümü değil, İngilizce sürümü. Ya bu oyunu zamanında ben kutulu olarak almadım ama çok pişman olmuştum. O kadar pişman olmuştum ki uzun bir süre aramıştım. Bir ara bulduk işte bunu da aldık kütüphanemize, arşivimize eklemiş olduk. Ama maalesef dediğim gibi Türkçe değil bu oyun. Az dijital olarak bende bu oyun Türkçe var. Yani zaten PlayStation 3'te de indirilmiş. Hazır olarak hard diskinde duruyor. Türkçe sürümü PSN Store'da var. Şu anda da eğer PlayStation 3'ünüz varsa bunu alıp oynayabilirsiniz. Muazzam derecede farklı, yaratıcı bir oyun. Şimdi Puppeteer'la ilgili şunu da söylemek isterim. Sony tarafında zaten bir oyuncu olarak beni en çok etkileyen şeylerden birisi deneysel oyunlara yapılan bu maddi yatırım. Buradaki oyunları yapmak isteyen insanlara duyulan güven, sağlanan ortam. Yani bakıyorsunuz Kojima gibi bir adam bile Metal Gear'ları yapmış, kendine nasıl ispatlamış bir adam. Konami'den ayrıldıktan sonra biliyorsunuz Death Stranding yaptı. PlayStation konsollarına, bilgisayara da çıktı. Daha sonra diğer konsollara da geldi ama Sony'nin desteğiyle yapıldı bu oyun. Hani bakıyorsunuz kargo taşımacılı oyunu. Hani böyle bir oyuna kaç firma destek verir? Kojima gibi bir ismi kaç firma böylesine büyük miktarlarda sübvanse edebilir? Böyle oyunları destekleyebilir. Sony benim gözümde bu yönüyle hep okul gibi bir konsol firması olarak kaldı gözümde. Hala bu imajı destekleyen oyunlar çıkıyor. Tabi eski aktivitelerini biz Sony'nin göremiyoruz ama o dönemde Puppeteer gerçekten şöyle bir kutuya da dönüyorum bakıyorum. Bence bunlar çok değerli oyunlar. Fırsatınız varsa bu oyunu bir şekilde oynayın. PlayStation 3'ünüz yok, güçlü bir bilgisayarınız varsa bu oyunu emülatörle de oynamayı deneyebilirsiniz. Tabi en güzeli de bu oyunu bir PlayStation 3'te orijinal haliyle
oynamak. Öyle çok uzun bir oyunda değil. 8-10 saatte bitiyor olması lazım. Dediğim gibi bir kısmı ayda, bir kısmı da dünyada geçiyor. Puppeteer'ın. Evet, bu hafta birazcık içeriği de değiştirdik. İçeriği değiştirdik dedim. Yani girişinde bir video vardı. Cumartesi videomuz da öyleydi. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Muhakkak videolarımızın altına da görüşlerinizi bildiren mesajlar yazmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Sayenizde kanal böyle yavaş yavaş da olsa, küçük bir ivmeyle de olsa büyüyor. Gerçi bu sayı şu aşamada yeterli mi? Değil. Daha fazla insana ulaşıp, daha fazla insana böyle oyunları tanıtmak, anılarımızı paylaşmak bence daha keyifli olurdu. Sayenizde inşallah bunlar da olacak. Evet, bu haftalık bu kadar sevgili arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.